Merhaba arkadaşlar. Yine değişik güzel bir katlanır bisikletle sizlerle birlikteyiz. Bisikletimiz Geotek PD 3.0. Bisikletimizin kabaca özellikleri şu şekilde. Öncelikle bisiklet üst seviye bir model sayılabilecek bir model ve maalesef bulması biraz zor bir model. Ve kadrosu 4130 kromali kadro. Bununla ilgili bazen sorular alıyoruz. İşte çelik kadro, kromali kadro ya da alüminyum kadro diye. Yani şöyle normal çelikle kromoli çelikleri birbirinden ayırmamız lazım öncelikle. Bu krom çelikler yani 4130'lar alüminyum kadar neredeyse hafifler ve gerçekten inanılmaz sağlam kadrolar. Hani maliyetleri biraz yüksek, biraz pahalı ürünler olduğu için katlanır bisikletlerde çok fazla tercih edilmiyor. Daha çok böyle işte hani hoplayan zıplayan böyle BMX'ci dediğimiz arkadaşlar tercih hani ediyorlar. Çünkü hem hafif hem de sağlam olduğu için. Yani normal çelikten farklı fakat alüminyum değil bisikletimiz ama ona rağmen gerçekten yine de hafif. Yani direkt tartamadım maalesef tartım şu an yok. Ama şunu söyleyebilirim. İşte örnek veriyorum bir işte Bianchi Vintage'dan veya Carrera Flex 121'den daha hafif olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hemen gelelim bisikletimizi incelemeye başlayalım. Tekno marka tamamı alüminyum gayet kaliteli frenlerimiz var. Zaten şu sesi duyuyorsanız bilin ki fren kalitelidir arkadaşlar. Konfor led datçiklerim var. SRAM X7 çevirmeli 8'li vites kolum var. Yüksekliği ve açısı ayarlanabilir bir gidonum var. Aşağı doğru devam ediyorum. Gerçekten benim de çok hoşuma giden Novatek marka rulmanlı jant göbeklerim var. Bu göbekler çok kaliteli, inanılmaz akıcı ve çok çok uzun ömürlü. Lastiğimiz yine şu var bir Big Apple 20x2. Bu lastiği Turnix D8'den hatırlarsınız diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Geotek bu bisiklette paraya kıymış açıkçası. Hiçbir şeyi oyan kullanmamış. Yani şu jantın ben kalitesini çok uzun yıllardır açıkçası böyle gerçek double jant görmedim alüminyum. İnanılmaz kaliteli ürünler kullanmış. Paraya kıymış Geotek anlayacağımız. İşte firma gördüğünüz gibi şuraya amblemini falan koymuş. Matara deliklerimiz var. Devam ediyoruz. İşte şurada modeli falan yazıyor. Hangi model olduğu. Yine gördüğünüz gibi Desco marka alüminyum bir ayna kolumuz var 52'lik. Gerçekten kalite hissi veriyor bu arada. Arkaya geldiğimizde benim de gerçekten çok beğendiğim çok kaliteli bir aktarıcı. SRAM X7. Hatta dün akşam bu aktarıcı fiyatına bakmaya çalıştım arkadaşlar. Türkiye'de maalesef kalmamış. Yurt dışından falan getirmek istersek de 2500-3000 TL bandında olacak ve açıkçası 2500 TL, 3000 bandındaki bir arka aktarıcı katlanırlar için yani gerçekten lüks. Ama hani derler ya tadından yenmez diye kullanımı inanılmaz keyifli. 11.28 bir rublem var. Evet devam ediyoruz bakalım. Selleroyer marka bir sele tercih edilmiş. Gayet yumuşak, güzel. Fena değil sele. Bisikletin şöyle diğer yüzünü çevireyim. Evet bakmaya devam ediyoruz buradan. İşte manyetik sabitlememiz falan var. Gördüğünüz gibi kapandığında sabit kalmasını sağlıyor bisikletimizin. Bisikletin bu arada en beğendiğim özelliklerden bir tanesi katlama mekanizmaları. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu katlama mekanizmasındaki kalite açıkçası dahunda dahi yok. Yani gönül ister ki Geotek tüm modellerinde bu katlamayı kullansın ama maalesef kullanmıyor. Bakın şunu açıyorum. Ama açmam yetmiyor. Bir de şurada bir tane bakın top var. Şuna bastırıyorum. Ondan sonra açılıyor. Ve kapatmak istediğimde de tekrar şöyle yapıyorum ve şunu kilitliyorum arkadaşlar. Orta katlamaya gelince de yine şunu açıyorum. Bakın bunun da arka tarafında yine bir tane top var. Şuraya basıyorum. Bisiklet ondan sonra açılıyor. Yoksa açılmıyor. Bu arada ilginçtir. Fabrika çıkışında şuradaki bakın pedal katlanıyor. Buradaki pedal normal piatron düz pedal hani. Özellikle araştırdım. Yani bu modelde böyleymiş. İkisi birden katlanmıyor. Çok ilginç geldi bana. Muhtemelen şeyden dolayıdır. Diğer taraf dışarıda kalıyor. Yer kaplıyor. Bu ise kaplamadığından dolayı bisikleti hafifletmek için yapılmış olabilir diye düşündüm ben. Gördüğünüz gibi QR mandallarımız var. Yine arka jant göbeğimizde Novatek. Yani bisiklet dediğim gibi bisikletin artıları nelerdi? İşte kadrosunun 4130 kromali kadro olması. Onun haricinde SRAM X7 gibi gayet kaliteli güzel bir arka aktarıcı kullanması. Tektro frenler yine gayet kaliteli. İşte Şivalbi zırhlı lastik olsun, Novatek göbekler olsun. Hani gerçekten
güzel bir bisiklet olmuş diye düşünüyorum. Bulduğunuzda her zamanki gibi kaçırmayın dediğim modellerden bir tanesi arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, keyifli seyirler.